Merhaba, İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane Söyleşileri Mor Pasaj'dayız. 8 Mart Dünya Kadınlarının Enternasyonel Birlik, Beraberlik, Mücadele ve Dayanışma Günü. O yüzden Mor Pasaj çekimlerinde birebir buluşmalarımızın dışında daha kalabalık olduğumuzu gösteren bir gün olması dileğiyle bir araya geldik. Masamız daha da kalabalık aslında, bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla şair genç arkadaşlarımız, farklı kuşaklardan şair kadınlar masayı paylaşalım, bölüşelim niyetindeydik. Hep beraber 8 Mart özelinde şiire, kadın oluşa ve kendi mücadelemize dair bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Meryem Coşkunca masada bizimle. Sevgili Meryem, hoş geldin. Hoş buldum, teşekkürler. Coğrafyanın bir ucundan geldin. Evet. Bir aradayız. Şimdi biz 8 Mart'ları aslında hem sokakta hem o bilincin yan yana geldiği her yerde bir yükselme anı, bir kendimizi daha iyi ifade etme anı günü diye yaşayıp geçiyoruz ama bu sefer de hani şiirin içerisinden neler söylemek istersin? Öncelikle burada olmak benim için çok heyecan verici gerçekten. Çünkü bu buluşmada dayanışmanın aynı zamanda bir parçası. Ben yeryüzünden kendi olarak geçme çabasında olan kadınları, bunun için çabalayan herkese çok kıymetli buluyorum. Kadın oluşumuzla biz bir şeylere hep geriden başlamak zorunda bırakılıyoruz. Sıkıştırılıyoruz. Baskı alanı içerisindeyiz. Ve o sıkışmışlık içerisinde bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. Bize verilen bir dil var, bize verilen bir yaşam alanı var. Ama bu yaşam alanı hep buyurgan bir ses altında, erkek egemen sesi altında. Bunu ben şiire şöyle bağlıyorum. Verilen dilden çıkmak, bize verilen, baskılanan şeylerden çıkmak için edebiyat, şiir, yazmak, okumak bir yol, bir yöntem benim için. Ve daha eşitlikçi bir dil için, daha eşitlikçi bir yaşam için şiir ile, edebiyat ile, yazma ile, okuma ile, bu deneyimler ile, yaşantıların içerisinden geçmek ile belki başka bir form bulabiliriz. Daha eşitlikçi bir formdan bahsediyorum tabii ki. Ve ben bunu edebiyatla yapmaya çalışıyorum. Edebiyata sığınıyorum. Böyle diyeceklerim aslında özetle. Peki, şimdi bir arkadaşın üzerinden şiirle buluşan bir grup arkadaşız biz diğer taraftan, evet. Değil mi? Bir özelimiz var. Arkadaş Sekai Özger Şiir Ödülü ile beraber bir buluşma yaptık. O zamandan bu zamana senin o kadın oluşa dair deneyimsel sürecinde seni gerçekten bugün daha böyle yüksek sese yönlendiren bir kapışma, bir hesaplaşma var mı? Oldu mu? Olmuştur ama hani o deneyimsel alanda paylaşacağın şeyler vardır diye tahmin, evet, ediyorum. Ben henüz yeni yeni yazmaya başladığımda 15-18'li yaşlardan bahsediyorum bu arada. Gerçekten çok korkuyordum ve kendimi yalnız hissediyordum. Ama yazdıkça, yazan kadınları gördükçe, örnekleri gördükçe anladım ki aslında yalnız değilmişim. Yani kadın dayanışması ruhu denilen şey aslında biraz bu. Daha çok güçlü hissediyorum kendimi ve güçlü hissettikçe zaten insan daha diri bir sesle var olabiliyor. Varoluş çabası içine girebiliyor. Böyle bir değişim dönüşüm oldu ve zaten bu hep olacak bir şey. Giderek güçlenecek bir şey. Bunu da zaten kadınların yapabileceğine inanıyorum. Bu daha önce de konuştuk. Kadınlar çağı dediğimiz bir çağa kendini gösteriyor. Evet. Çok yıllar öncesinde kulakları çınlasın Gülseli İnal, 2000'ler rahat olun çünkü kadınlar var, kadınların dili var diye söylemişti. Oradan gelen ve sizlerde de çoğalan bir süreç aslında bu ve zincirin halkalarının bir araya gelişi, şu an o zincirin gerçekten
güçlü olduğunu da hissettiriyor bana. Kendi adıma çok mutluluk duyuyorum. Peki hani bu süreci bir başka varoluşla nereye devretmek gerektiğini konuşsak neyi dersin? Yani daha çok sesin artmasıyla alakalı bir şey bu. Varoluş, yani yeryüzünden geçerken kendi varoluşumuzu hissederek geçmek istiyoruz sonuçta. Aslında bütün kadınlar bunu istiyor zaten. Ve biz bu yoldan geçerken edebiyatı tercih ediyoruz. Edebiyattaki kadın sesinin bu yüzden daha çok güçleneceğine inanıyorum ve kendimiz olarak geçmek istiyoruz. Hatta daha da ötesinde, yani kadın oluşla anılmadan geçmek. Sadece edebiyat üzerinden bir varoluştan bahsediyorum. Yani cinsiyetleri aşarak geçmek imkanı belki olabilir. Evet, benim de temennim o. Hatta hani daha önceki zamanlarda çok çatışmalı da geçen bir sürecin aslında bugün neye evrilmesi gerektiğini söyledin. Çünkü işte tamlamalar üzerine giden bir süreç vardı. Oradaki kadın şair tamlamasındaki cinsiyetçi vurgunun ve kadını bir ikinci cins olarak sürekli edebiyatın ve şiirin içerisinde geri planda tutmanın. Ona itirazlar bir dönem için çok direnç gösterilerek karşılanmıştı. Ama ben bugünün zaman aralığında zaten o girizgahın kendini feshedeceğini, ondan sonra oradaki tamlamaların geri çekileceğini ki şöyle düşünüyorum. Bizden önceki kuşakların da özellikle erkeğin ve erkeğin dışında kalan kimlik mücadelesi sadece bize ait bir şey değil. Yani dünyanın hemen hemen bütün coğrafyalarında dil bahsi üzerinden aldığımız o eril dünya dilinin bir form olarak değiştirilmesi ve biçimsel olarak da bunun yazınsal olarak da sanatlı görselde gösterilmesi sürecini yaşıyoruz ve acaba bizden doğru nasıl katkılar gidebilir? Biz kendi dönüşümümüzü yaşarken oradaki karşılıklı diyalektiği, yani diyalektik süreci, dildeki diyalektiği nasıl değişime dönüşüme uğratırız ve biz olarak kalabiliriz? Aslında biraz mesele kendiliğinden geçiyor. Yani o yüzden diyorsun herhalde yeryüzünden ben olarak geçebilme. Evet. Bir başkasının işaretlediği, bir başkasının tonuyla değil. Ben buradaki mücadeleyi, işte yazan kadınların kendini sanat üzerinden var etme çabasını burada görüyorum. Yani biz aslında geçtiğimiz alanın başkaları tarafından çizilmiş halini silerek tekrar bir yol, başka bir patika, başka bir kanal, neyse artık o, oraya doğru yürüme çabasının sonuçlarıyız gibi geliyor. O yüzden evet, haklısın, yani o tamlamalar gidecek. Tabii şerhlerim var, hani metnin kendisine bakalım, arkasında duran kimlikleri görmezden gelelim diye bir şey. Yani şu kimlik politikası yıllarında çok zor bir şey, yani olmaması gerekiyor belki de. Ama sana nasıl ulaşabilirim yerine geldiğin anda sen dünyaya aynı zamanda bir şey gönderiyorsun. Ben artık ulaşılabilir bir yerdeyim, değil mi? Evet, evet. Ve benim hayal ettiğim hikayeye, o dünyaya, işte kadının kendi öz beninde hapsolmadan yaşayabileceği alana nasıl ulaşabilirim? Ulaşılabilir mi buluyorsun? Evet, tabii ki. Buna zaten inanmasaydım sanırım hani yazmayı bu derece sorumluluk almazdım diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce yoldan bahsettik ya, kendi yolumuzu bulmak için biraz bize verilen yolu da hani yıkmaktan geçiyor bu. Bu yüzden ben olarak seslenmek için sana nasıl ulaşabilirim aslında biraz böyle. Yani kendime ulaşmak biraz, kendime daha çok yaklaşmak olabildiğince ve bununla birlikte biraz önce küresel takıldım ne vardı? Küresel ne olacaktı? Küresel şeyler değil. Dünya edebiyatı mı? Dünya edebiyatı diyebiliriz. Dünya. Aslında uzak yabancı yerlere değinecektim, değinemedim. Devam. Globalde de falan gidip biz kendimiz... Tamam, nereden başlayayım? Dur bir dakika. Evrensel olan mı? Evet, evrensel olana yaklaşmak. Tamam. Sana nasıl ulaşabilirim derken biraz hem kendime yaklaşmak hem de evrensel olana, evrensel dile yaklaşmak çabası içerisindeyim. Benim için böyle yazmak deneyimi ve... bunu sorumluluk alan, bunun ciddiyetinde olan ve aynı zamanda gerçekten büyük bir sorumluluk. Çünkü
tehlikeye açık bir alan. Bastırılmaya daha çok açık bir alan. Çünkü dil çok kuvvetli bir araç. Ve biz bunu verilen dili yıkarak yapıyoruz. Yeni bir dil biçimi arayarak yapıyoruz. Bu yüzden tehlikeli. Bunun için yazmak çok kıymetli bir uğraş bence. İyi ki yazıyorsun Maria. Evet, i̇yi ki yazıyoruz. Yazdığını da paylaşır mısın? Evet, o zaman şiir okuyayım mı? Evet. Peki. Teşekkür ederim bu arada bu buluşma için. İkinci kitap olan Sana Nasıl Ulaşabilirim'den şiir okuyacağım. İlk şiir. İlk tanışma. Sen benim yeşilimi bilmezsin. Bakışların otoezen kaya. Sen benim urganımı bilmezsin. Uyumaların tay tüyü. Sen benim olmayan yazgı içinde dolanırsın bilmemiş. Uzuvların yok. Göğsünün genişliği yok. Hep mantık, mantık, mantık. Hem bu yüzüme yapışmış üzgünlük niye? Sen akşamları taşı döven balyoz. Sen duvara vurdukça beynime çakılır mı? Niye? Çocuk sesleri, sessizlik. Komşular, bulaşıklar, sessizlik. Düşündükçe tanımlamaktan korktuğum olur o şey. Gelir, sızar, yerleşir. Korktukça daha derinleşir bir şey. Zihnimde dolaşan sıcak akış. Nerede bu şey? Zaman kayıp, mekan kayıp, ben kayıp. Acayip bir şey. Hem saatim durmuş, kollarım çalışıyor. Niye? Bildim. Bilmenin yolu bilmiyorum demek. Bilmiyorum ben bana nasıl dehşetle uzayan. Bilmiyorum ben bana sonsuz kırılan ve yayılan. Bilmiyorum. Ben ruhumdaki katmanları teker teker nasıl yok ederim? Basit ederim. Dünya ederim. Şaka ettim biliyorum. Fena ederim, beter ederim. Kaynarım, taşarım. Ağızlara düşerim. Ağızları deşerim. Bilmiyorsun. Seni bildim dediğinle hiç ederim. Ben benden memnun olanım. Razı olanım. Kendime meyil olanım. Dikenler, güller açanım. Hem kanım deli. Kadınım deli. Ben deli. Susayım da niye? Harika. Öyle bir şiirdi. Hem ağzına sağlık hem kalemine sağlık. Çok teşekkür ederim. İkinci şiire geçeyim diyorum. Ben genelde şiirleri mırıldanarak kendi içimden okuyorum. Bu ikinci kitaptan Soluk Borumda İs adlı şiir ve hiç sesli okumadım. Biraz kendime de sürpriz olsun istedim. Konuştum ve şiddetim başladı. Konuştum ve şiddetim başladı. Benimle ne yapılacağı halen bilinemiyor. Dediler yaygara kopar. Kalbin bozulsun. Al bu balçık kendini mayala. Kötülük bir iç mekanizma. Tamam. Mekanizma. Ben baştan başlayayım mı? Kötülük bir iç mekanizma. Tamam. Zor kelime. Soluk borumda is. Konuştum ve şiddetim başladı. Konuştum ve şiddetim başladı. Benimle ne yapılacağı halen bilinemiyor. Dediler yaygara kopar, kalbin bozulsun. Al bu balçık kendini mayala. Kötülük bir iç mekanizma. Sen şeytanını iyi kucakla. Şarkılar dinledim. Uzuvlarımı sevdim. Dünya ile aramdaki gerilim gevşedi. Seni sevmelerim hiç geçmedi. Dediler al üzüm bir salkım ağla. İnsan açken güzel üzülemiyor. Ye ağla. Şiirsin artık. Tarih oldun. Yaz. Ağla. Yüzünü duvarda rendele. Gül, ağla. Ben susunca dilime sıcak bir kanca taktılar. Bu şiirde soğuttum. Soluk buruma is bıraktılar. Zarafete dönüştürdüm, yuttum. Bağırsak kurtlarım hareket ediyor. Bağırsak kurtlarım hareket ediyor. Benimle ne yapılacağı hala bilinemiyor. Çok teşekkür ederim. Seninle çok iyi şeyler yapılır mı? Harika. Ay harika oldu ya. Şiirin enerjisi ve şiirin o iç
akışı bende şu an böyle bir iç titremesi de yarattı. Nihayetinde bildiğim şiirler ama evet işte bir de senden dinlemek bambaşka bir duygu oldu. Şöyle yapalım mı, hani buradan meseleyi biraz şeye taşıdım. Petek'le konuşurken bu özgürlükler, biz ne zaman özgür olacağız diye bence bugünün için müthiş bir cümle bıraktın. Evet. Biraz onu konuşalım mı? Tabii ki. Ya bugünden, öncesinden, belki yarından, yani bütün aslında zamanlarda kadının kıstırılmışlığı üzerine çok düşünüyoruz. Ev içlerinde, pandemiyle beraber, sokakta, savaşta kadının aslında en temel insani hakkı olan yaşam hakkı üzerine çokça düşündüğümüzü düşündüm ben. Ve tabii ki bunu savunuyoruz. Bunu savunurken ve bununla birlikte biz özgürlüklerimizi ne zaman konuşacağız diye bir soru bırakmak istedim ben bugün için. Özgürlüklerimizi de konuşmalıyız. İsteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi. Ama işte yaşam hakkını savunmaktan maalesef hani konu oraya gelemiyor bir türlü. Ben bu konuyu biraz açmak istiyorum sizlerle isterseniz. Özgürlüğün ne olup ne olmadığında da hemfikir olmuyor. Evet, evet. Toplum içerisinde. Tabii. Her şey çok geçtiği geçmiş gibi geliyor bana. Şımarıklık gibi algılanabiliyor. Katılıyorum. O şey, hayatta kalma refleksini savunmak, ya daha doğrusu hayatta kalmayı bir refleks olarak savunmak, düzelteyim, daha şey ile geliyor bize. Çünkü bütün paylaşımlarımızda hani bir kişi daha eksilmeyeceğiz diye yola çıkıyoruz. Ama maalesef en sonunda da bir posta dönüşüyor bu. Evet. Yani evet. Ben sokakta öldürüleceğim düşüncesiyle neden dolaşıyorum? Hep gardımızı alarak yaşıyoruz. Evet. Hep böyle bir tetikteyiz. Hani hep bir sonraki adım planlıyoruz. Yani bir sonraki adımda şunu yapmalıyım çünkü şöyle olursa böyle olacak. O zaman ben şöyle gideceğim gibi. Hani hep böyle bir gard ve planlı yaşıyoruz. Hani buna ne zaman son vereceğiz? Ne zaman son vermeliyiz? Özgürlük üzerine düşününce yapmak istediklerimiz üzerinden değil de aslında yapmak istemediklerimizi yapıyoruz daha çok. Evet. Hani burada belki dirençli davranmak gerekiyor. Bu konuda belki kendimizi dönüştürmemiz, değiştirmemiz gerekiyor. Hayır diyebilmeyi belki daha iyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü ben hayır demeyi bilmezdim açıkçası. Daha yeni yeni öğrendiğim bir şey bu. Ve fark ettim ki hayır dedikçe benim özgürlük alanım genişliyor. Yaşam pratiğinde biraz böyle ve gündelik hayat içerisinde biraz temeli gündelik hayat olduğu için buraya değinmek istedim. Belki de şey mi? Bize verilen sınırları aşmaya cesaret etmek ile başlayacak belki de özgürlük konuşmalarımız. Kesinlikle öyle. Evet. Yani hem size katılarak hem de kendi içimde bulduğum küçük bir kilit noktayı paylaşmak istiyorum. Biz çokça sıfatlandırız. Çok da sıfatlandırılıyoruz. Aslında bizi sıkıştıran şey o. Bununla ilgili bilmiyorum, akademik bir çalışma var mıdır? Varsa biri bana söylesin istiyorum, yoksa da yapılsın istiyorum. Gerçekten bir toplumda, özellikle Türkiye'de erkekler ne kadar sıfatlandırılıyor ve kadınlar ne kadar sıfatlandırılıyor? Bizi sıkıştıran bunu ne kadar umursadığımız. Ben bunu fark ettikten ve bunu umursamadıktan sonra kendim olmaya başladığımı fark ettim. Çünkü memleketimle sıfatlandırılıyorum. Saçımın rengiyle sıfatlandırılıyorum. Bir dönem sarışın olmamak için çok uğraşmam ama ben sarıya yakın bir kumralım ve tamam böyleyim de böyle kalacağım bugün. Bazısı sarışın olmak için uğraşabilir çünkü belki oradaki sıfatları istiyordur. Bazısı da sarışınlıktaki sıfatlardan kaçmak istediği için iş hayatında veya sanat hayatında kumral olmak istiyordur. Çünkü işte burası sıkışıyordur. Ben bunları fark ettikten sonra, bunu umursamadıktan sonra gerçekten kendimi olduğumu fark ettim. Olmaya başladığımı daha doğrusu fark ettiğimi düşünüyorum. Benim kendi için bir kırılımım bu oldu. Çünkü binlerce sıfat, yani şu evden çıkıp buraya gelene kadar geçtiğim semtlerde biriyle diyaloğa girsem hepsi için farklı bir şey ifade ediyorum. Herkes için. Yani Ümraniye'de birileri için farklı bir şey ifade ediyorum ve benim için farklı bir sıfat yakıştırıyor. Nişantaşı'ndaki farklı bir şey yakıştırıyor. Ben belki aynı insanım, aynı şehirdeyim ama toplu taşımaya geçerken ben sanki farklı biriyim. Bu bir erkek için geçerli değil. Yani bizim toplumumuzdaki başörtüsü kavgası da bunun üstünden bir yansıma. Saç rengi kavgası da bunun üstünden. İzmirli olup olmamam da bunun üstünden bir yansıma.
durduğum yerde dursam da bilerek ettiğini gördükçe başka sıfatlarla beni yorumlayacak. Aslında ya bu bir çeşit deney gibi ve ben bunu eğlenmeye başladım. Bunu ben yazarken de eğleniyorum artık. Yazarken eğlenmeye başladım ve kendi içimdeki kırılım noktam bu. Bunu paylaşmak istedim sizinle gerçekten. Çok doğru bir yerden bakıyorsun bana kalırsa. Çünkü hani önceliklerimiz, kendimizi, farkındalıklarımızı da değiştirebilmenin ön koşulu. Yani hepimizde travmatik bir süreç gelişiyor ve bu travmaların ortak bir dile de dönmesi, maddeleşmesi. Ben bu maddeyle hesaplaştım ve artık bu defteri kapattım aşamasına gelmek gerçekten çok zahmetli bir süreç. Bunu farklı erkek kimlikleri içerisinde kendi hesaplaşmasını ve üretimsel alanda değerlendirmesini yapıp tırnak içerisinde olması gerekene varan erkeklerin de bu dünyaya katkısı illaki olacaktır. Yani bütün o şehrin farklı semtlerinin sosyolojisinin dışında yer değiştirmeye gönüllü diyorum ben ona. Hani empati kurmak bana çok havada kalan bir şey geliyor artık. Yani o çok bulutumsu bir kelime, empati kurmak. Senin hissettiğini hissedebilirim. Hayır, benim hissettiğimi hissedemezsin. Öldürülme korkusuyla ben dolaşıyorum. Mesela bu laf atma. Laf atma efendim masum gibi değil mi? Ne kadar masum bir şey gibi. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl gündelik hayatta olabilir? Onu özellikle çok özür dilerim. Akşam bunun üzerine yine biraz düşündüm. Hani niye konuşuruz diye benzi. Orada şeyi fark ettim. Bizim Kastamonu'luyum. Daday diye küçük bir ilçede doğdum. Orada çok ataerkillik yok. Daha çok anaerkil bir yapısı var. Ve bana cinsiyetçilik çok yabancı bir şeydi. Yani biraz daha açılana kadar. Bana da büyüyene kadar, İzmir'den çıkana kadar böyle bir şey yoktu. Ama sonra neyi fark ettim? Evet, ailemde ya da çevremde yoktu ama sokağa çıktığında bana laf atıyorlardı. Evet. Ve ben bunu normalleştirmişim. Yani o sanki bir şey değil gibi, normal hayatın rutininde olan bir şeymiş gibi, benim bedenime istediklerini söyleyebilirlermiş gibi. Halbuki ne cüretin, ne kadar tuhaf bir şey. Evet, yani insan gerçekten hani çocuksun, onu algılayamıyorsun ya. Hmm. Aradan zaman geçip düşündüğünde ancak yorumlayabiliyorsun. Çocukken hani git başımdan diyorsun, işte sen bana böyle diyemezsin diyorsun. Ne diyeceğini durup şaşırıyorsun. Bir sürü kendi kendine bir çözüm arayışındasın ama ne olduğunu bilmiyorsun onun. Biz şu anda bu farkındalıkta insanlar olarak bile hala bir şeyleri yakalayıp, keşfedip, düzeltmeye çalışıyoruz. Yolumuz uzun yani. Mesela müzik dinleyemiyorum. Ben bakıyorum. Ben yolda müzik dinleyen adamları kıskanıyorum. Çünkü o... Dünyadan kopamıyorsun değil mi? Yani ben savunmasız kalıyorsun. Çünkü. Ben tetik değilim. Yani biri bana bir şey diyor olabilir. Ya sadece bir arabanın beni çarpma ihtimalinden başka bir ihtimal bu. Ben metroda da müzik dinlemiyorum. Çünkü etrafımda bir kadının başına bir şey gelse ve onu duymak durumundayım. Çünkü evet, metroda bir kadın dövüldü mesela birkaç ay önce, değil mi? Haberlerde gördüm. Ya da evet, biri bana bir şey diyebilir ve bu ilk uyarı olabilir. Ben bunu duymalıyım. Bu aslında bunun için yorgunuz yani. Bu yüzden yorgunuz. Niye yorgun olduğunuzu anlamıyorlar ya. Bu yüzden yorgunuz yani. Biz bu kaygıyla yaşıyoruz evet, aslında. Bir taraftan da evet, mesela erkekte mi onu söylemeye hakkı var. Erkekler hata da yapabiliyor ama asla kadınlar hata yapamıyor. Hiçbir konuda. İzin vermiyor hiçbir sistem. Hemen sıfatlandırılıyorsun. Evet. Hemen bak, o işte hemen sana bir şey yapışıyor. O an yapışıyor ve kalıyor. O yapışan da kalıyor bir yandan. Ben demiştim demek için sırada bekleyen bir gürür böyle evet, etrafımızı sarmış. Takmamak, yorumuna devam etmek, başarısız olmaktan korkmamak. Bizim her de... konuda. Biraz evet, hani cesaret konusunda eksiğimiz var. Bir işe girmeden önce, bir şeye girişmeden önce 40 tane soru soruyoruz. Hı-hı. Ya başarısız olursam, ya sıfırdan başlamak zorunda kalırsam, ya şunu kaybedersem. Kaybet. Sıfırdan başla. Hiçbir şey olmaz. Bak başkaları nasıl yapıyor, sen de yaparsın. Biraz hı-hı, başla, yavaş yavaş. O cesareti toplayabilsek, bence bu kadın birliktelikleri, bu eylemler, bu konuşmalar hı-hı, bize bu gücü veriyor. Arkamızda bir güç var, bak hep beraber yapabiliyoruz. Ben İstanbul'a geldiğimde cebimde gerçekten param yoktu ve ailemden para almadan sıfırdan bir şekilde hayat kurdum. Kız kardeşlerimin desteğiyle. Hani tabii bu kardeşlerimin desteğiyle. Kimi evini açtı, kimi işte iş görüşmesi ayarladı. Ben bir şekilde hayatımı kurdum. O kadar da hani korkacak
mahvolacak bir şey yok. Bir işe girersin, batırırsın, çıkarsın. Biz o cesarette birazcık bir şey var. O da işte o etrafımızı sarar. Ben demiştim cilerden korkmamız, baskı oluşturuyor üzerimizde bu. İster istemez anlıyorum ama buradan çıkış yok. Onlar hep oradalar, olacaklar. Fark edip bunu gerçekten fark edip içinde bununla barışıp sonra ben kendi içimde öyle yapıyorum. Yani oyunlaştırdığımda üretim alanım olan işimi veya üretim alanım olarak seçtiğim edebiyatı işte ondan sonra çok eğlenceli. Ben artık o eğlencede olmanın keyfini sürüyorum. Sürekli kendimi aşmaya çalışıyorum mesela. Evet, tabii. Yani nispeten daha az kalıplı bir insanım ama inadına hani hafif bir çekincem bile olsa devam ediyorum, yürüyorum. O cesareti hani sanki şey gibi arkamda beni bekleyen insanlar varmış. Öyle, hadi yürü kızım diye. O bir yandan bizim sokakta yürüme travmamız. Başka bir şey değil. Sokakta yürümeye, belli bir saatte, belli bir sokaktan geçip geçmemeye, yani bu tetikte olmamız. Tabii. Laf atmayla başlar. İşte özlü taciz, fiziksel taciz, o haberlerde çıkan ölü kadın olmamak için direnme hali. Bütün bunlar aslında bizim yani sokakta başlayıp zihninizde yerleşiyor. Aslında hep aynı refleks. Bir noktada kulağını tıkıyorsun yoluna. Yoluna devam ediyorsun. Ben de bazen tıkandım kendime şunu hatırlatıyorum. Bu yapılanın, iş hayatında yapılan mobbing, uğradığım bir mobbingin veya sosyal medyada yaşadığım bir tacizin veya edebiyat dünyasında aldığım kötü niyetli bir refleksin. Bütün bunların çıkış noktası aynı. Bana yolda atılan, belki 12 yaşında atılan lafla aynı mekanizma. Yani cüret eden, bunu kendine hak gören erkek veya cinsel kafa olarak erkek zihniyeti taşıyan bir hemcinsin, bir yaşlıca bir hanım mesela diyorum. Bütün bunlar sanki aynı yansımalar. Ve ben hemen şunu hatırlatıyorum. Ben 12 yaşında eve kapanmadım. Bunu yaşadığım bir ergenliğimde devam ettim. Belki o gün ağladım, sonra tokat attım, sonra polise şikayet ettim, sonra sesimi çıkardım, devam ettim. Yolda nasıl devam ettiysem, o aynı refleksle karşılaştığımda oyun alanım, o zaman da parkta oynuyordum 12 yaşındaydım. Şimdi de oyun alanını seçtiğim yerde yine devam edeceğim. Ve oyun çok ciddi evet. bir şeydir. Yani evet. hani bir çocuğun oyununu bozmak büyük bir delalet şeydir. Yani evet. cüret demeyeyim de büyük hatadır yani. Evet. Yani kendime bunu hatırlatıyorum açıkçası. Aynı senaryo ve o zaman da devam ettim. Yine devam ediyorum. Etmeliyiz çünkü. Özgürlük alanlarından evet. senin ara kat seslerin dediğin aslında burada bütün o evet. şey binanın tekrar yapılması gibi oldu. Yani hem Bengü'nün söyledikleri hem Çağla'nın söyledikleri. Çünkü bunlar bize ait deneyimler, bizim olumsuz defterimiz birikenler. Ama diğer taraftan da yola devam etmek için başka defterleri çevirmek ve açmak gerekiyor yani. Bereket yani hep beraber burada o defteri açıyoruz. Açalım o zaman. Senin kitabı açalım. Ben de Manevralı'ndan Tor şiirimi okumak isterim. İlk şiir olarak bunu belirledim. Tor. Pazartesi günleri korkunç şeyler olur. Grifon işe gider, salon geriye yaslanır. İki çocuk kavga kıyamet yerleşir biticikteki koltuğa. Bir korsan gemisi geçer balkon kapısından. Kayıp çocukları toplayarak usul usul ilerler o sis bulutu. Zil çalar, teneffüs biter, sokaklar boşalır. Dışarıda sıcak savaş, dışarısı geçim çizgisi. Uğultuyla dönmeye devam eder iş makineleri, dikiş makineleri, işlenen nakışlar, cinayet haberleri. Ensinkine ince dinmeyen şeyler, yıkık dökük şeyler, serzenişler, sızlanmalar. Hava kararınca akşam güneşi boş evi dolaşır. Kanepeye kıvrılır, ekrana yerleşir. Evde büyüklü küçüklü çocuklar birikiriz. Grifon esner ve ışıklar söner. Kapılar kapanır, odalar ilikleniriz. Ne bir masal, ne okşanan bir baş, ne nasılsın. Sabah olur, anahtar şıkırdar. Gürleyerek açılır dış kapı. Tak, o tok sesle başlar günaydınımız. Pazartesi günleri korkunç şeyler olur. Bağırırız, koca apartman içliğe gömülür. Anne diye ağlayınca annemiz var sanırlar, uzaklaşırlar. Annemizin gücüne şaşırırız. Gün başlar, gün biter, ıvır zıvırla oynarız. Geriye sararız makarayı, yeniden dolarız. Makara döner döner boşalır.
Babamız ceketini giyer, insanlık bize yer açar. Perdeler, türler, gökyüzü açılır, içimiz açılır. Yüreğimizin pırpırıyla hareketlenir gündüz düşleri. Macera deyince uç ucu eklenir yollar. Kesilir hayal köpürleri. Silindir döner, elektrot devreye girer, bize eklenen tortu çoğalır. İşaret parmakları hep bize hedef alır. Vazgeçmeyi, yutkunmayı, geri dönmeyi, bir savunma sistemi olarak görünmemeyi. Pazartesi günleri korkunç şeyler olur. Öfke dener, korku gelir, yalnızlık bize yol olur. Bir anne tembihi sızar mutfağa. Dolapta süt var, tezgahta bisküvi. Grifon acıkana kadar biz açlığı bekleriz. Pazartesi günleri korkunç şeyler olur. Zaman arıları evlerin üzerinde buluşur. Pazartesi günleri herkes ergenliğe tutulur. Bizi durdurdu biraz. Her şeyden sonra ne oluyor? Bir şey oluyor değil mi? Sadece bana olması mümkün değil çünkü yani. Bir ruh geziyormuştu böyle. Yani ilan perisi falan diyorlar. Bir şey geziyor ve tek tek dokunmuş. Hepimiz böyle bir geri gidip doğru çekiliyoruz. Bu beden ısırması denilen evet, evet. Şey var ya. Acaba bende bir gariplik var değil mi? Bitince... Bedenin hafızası işte. Yani bir de şey şekilde. Paylaşımlar da çok ortak aslında. Yani evet. Meryem'in okuduğu şiir, senin okuduğun şiir sanki böyle hani benden bir tane daha çıkıyor da o da anlatıyor gibi. Hmm. Hep iç içe geçmiş şeyler. Hikayelerimiz ortak. Evet, çok yani. Ortak hafızamız. O zaman da doğru bir bellek oluşuyor. Yani bu bence çok önemli. Yani onu sadece içeriden gene yazan öznelerden biri olarak hissetmek değil. Bunu bütün o daha dışarıda, çemberin evet. Dışından olandan da gelen, toplanan refleksler ve söylemler de böyle ya. O yüzden hani bir kadın diline dair daha fazla metinler üretiliyor ve bunun üzerine belki akademide, belki daha sivil hayatta da konuşmalar, bir araya gelişler oluyor. Ama maalesef hani bize dair olanın dışında bir de genel bir dünyalı olma hali var. Ve o dünyalı olma halinin bütün o cinsiyetçi tırnak içinde kavramların dışında aslında büyük bir belamız var, savaş gibi. Ve bunlar büyük kavramlar. Geçenlerde Türkçe dışında adı savaş olan başka dillerde çocuk ismi yok gibi bir şey okudum. Ve mesela işte ona benzer, yani eş anlamlı daha doğrusu Cenk. Adı gibi. Barış da yok ama sanki. Barış'a bir evet. Barış var mı acaba ya da? Hani bu, bu, evet sorayım. Bunu sorabiliriz. Hani kalmak istediğim yer aslında şurası. Biz o toplumsal cinsiyet tanımlamalarının içerisinde adımızdan başlıyoruz. Dolayısıyla hani mesela Yapı Kredi yayınlarında Filiz Özden'in yıllar öncesinde bir çalışması vardı ve bana telefon geldiğinde ismimle ilgili bir metin kurmamı istemişti. Ve ben o zamana kadar adıma dair hiçbir şey düşünmediğimi fark ettim. Ve dolayısıyla böyle bir dışarıdan talep gelince adınızla ve adınızın o sosyolojik alanıyla tekrardan buluşuyorsunuz. Hakikaten mesela hiç merak etmemişim benim ismimi kim koydu, bu ismin devamında ne vardı vesaire. Kendi kişisel hikayeme dair bir şey var tabii. Kayıp bir kardeş var. Dolayısıyla hatta o metinde öyle bitiyor. Yani kendi adımdan önce biliyorsun adaşın senin Bengü ismine ben dönüp bakarım. Hani kimmiş o diye. Seninle özel bağımızın da bir anlamı var. Dolayısıyla hani oradaki isimde mesela İffetli Kadın'a çıkıyor. Betül'ün kapısı işte Farsça'dan geliyor. Şimdi o iffet kavramıyla ben bunu geç de olsa yüzleştiğim andan itibaren hani İsim bana, ben isme bir yabancılaştık ve bildirimde bulunuyormuş gibi hissediyorum o ismin içerisinde. Hani ben böyleyim ya da sizin tanımlamanızda ben asla böyle bir şey değilim, pardon diyorum. Bana ol denmiş. Evet, bana ol denmiş. Gerçekten böyle ama tabii bunu hani seçim, yani ismin konulma anında en azından kendi ailemin o niyetle koymadığını biliyorum. Neyse, orada temize çıkıyorum yani. Kavram olarak yakın uzak bir duygum yok ama hani savaşa dair olan şey bizim bütün birlikteliğimizi ve iyi niyetimizi ve mücadele gücümüzü de topyekun ortadan kaldıran bir şey. Dolayısıyla kadınların başına gelecek olan şeyin, çocukların başına gelen şeyin
bütün o piyonlaşma anlarındaki yok oluşun burada toplanacağını biliyoruz. Sen başlamadan önce Çağla Çevrimiçi dergisindeki o metni paylaşmıştın. Biraz buradan bağlayalım mı? Yani savaş, kadın ve biz ya hani. Yani o metin çünkü bir başka savaşın ve coğrafyanın metniydi ve bugüne geldi, dayandı. Ya maalesef son birkaç gündür hepimizin yaşadığı travmayı diyeyim, izleyici olarak tabii yine de kendimizi şanslı addederek henüz diyorum yani inşallah olmaz, böyle bir savaşın içinde kalmadığımıza şükrederek belki televizyon karşısında kahroluyoruz yani. Hala insanların bu şekilde öldürülebiliyor olmasına ve olabileceklere, çünkü şu an kadar tarih boyunca duyduğumuz savaş hikayesinde bunun maalesef en çok farklı şiddetlere, cinsel şiddete de maruz kalan, belki de daha sonrasında satılan ve belki de yani ölümden de ötesi, yaşarken öldürülen, türlü işkenceler yaşayan kadınları çok duyduğumuz için, çok gördüğümüz için içten içe belki bunun da travmasını yaşıyoruz biz savaş haberlerini izlerken. Buraya yolda gelirken yani burada okumak üzere bir şiir seçmemiz gerekiyordu. Maalesef bu gündem sebebiyle başka bir şiiri ben de düşünemedim. 2018'de Çevrim Dışı İstanbul Dergisi'nin ve Hırvat Yazarlar Birliği'nin ortak düzenlediği bir çeviri atölyesi sebebiyle Zagreb'e yakın bir kasabada çeviri atölyesi yapmıştık. Selahattin Yolgiden, Gürsel Bektaş ve ben 3 Türk şair gittik ve orada da 3 Hırvat şair bizi karşıladı. Çeviri atölyesi gerçekleştirdik. Ve bütün o Balkanları önce Zagreb yoluna varmak üzere otobüsle giderken gece uyuyup uyanıp bazı grafitileri fark ettim. Savaş bitti yazıyordu İngilizce ve kendi dillerinde. Ve bunu grafitilerle süslemişlerdi. Çok neşeli renklerle, neon pembesiyle savaşla ilgili grafitiler vardı. Ve oradaki tezatlık, şehirden şehre geçerken savaşın imzasını bu şekilde bırakmış olması beni çok etkiledi. Ben hani sözlü olarak çok uzatmadan küçük bir günlükle birlikte yayınlamıştım bu şiiri dergide. Onu okumak istiyorum. 5 Ekim 2018. Zagreb'e doğru yol alan bir otobüsteyiz. Geceyi geçiyoruz. Şehirleri, ülkeleri, uykuyu, uyanıklığı. Pembe bir ışığı açıyorum gözlerimi bir an için. War is over. Savaşın uğradığı topraklardan geçtiğimizi anlıyorum. Zamandan geçtikçe kan kırmızısının neon pembesine dönüşebilmesine şaşıyor, şaşkınlığımı uykuya yatırıyorum. 6 Ekim 2018. Rastoke'de ilk öğle yemeğimize doğru yürüyüşe çıkıyoruz. Tertemiz orman havası. Şelaleleri geçiyoruz. Ahşap çatıları, oyun oynayan çocukları, elma toplayan yaşlıları, mezarlıkları. Mezar taşı olmayan bebeklerden bahsediyor çevirmenimiz Helena. 90'lı yıllarda anneleri ya da annelerinin yakın akrabaları tarafından boğulan bebekler, tecavüz bebekleri. Bunun bir çeviri hatası olmasını ümit ediyorum. Değil. Bunun bir tarih hatası olmasını ümit ediyorum. Değil. Doğduğum yüzyılda komşularımın gerçeği bu. Uzak değil. Üç Hırvat, üç Türk şair. Masal gibi bir kasabada, bir nehir kıyısında öğle yemeğini bekliyoruz. Not defterime neonu düşüyorum. Bu şiiri. Balkan kadınlarının anısına. Yan yana gömdük burada büyüklerimizi, eşlerimizi, kardeşlerimizi. Dünyanın pisliğini içimize boşaltan askerlerden olan bebeklerimizi. Boşlukta yankılanan manşet. Savaş bitti, savaş bitti, savaş bitti. Toprak üzerinde bir başına kalan kadınlar gülerler buna. Maalesef. Evet.
işte şiir bitmiyor. Yani zannediyorum hepimizin şu an şurasında kayalaşan şey, taşlaşan şey, şiirin bitmeme haline dair bir umut eyleme hali. Hani buna tutunuyor olma hali, yoksa bütün o gerçekliğiyle bir pembeleşmeye nasıl dönebiliriz de senin şiirinde ben açtığında zaten eyvah dedim. Yani daha önceki yıllardan Çevrim Dışı Dergisi'ndeki bendeki etkisini hatırlattığı için. Ama bugüne, bugünün tarihiyle yani 8 Mart 2022'ye böyle bir 3. Dünya Savaşı ihtimali üzerinden ve evet hiç yine ki ihtimal vermeden girmek, yani bir 19. yüzyıl savaşı yaşanmaz bu yüzyılda, bu kadar birebir bir şey değil, hani teknolojik, dijital, işte nükleer, daha beter bir şeyler olabilir ama hani şehirlere bombalar yağmaz diyebileceğimiz, o sayfayı kapattığımızı düşündüğümüz bir insanlığın içinde şu an bunu yaşıyoruz. Şiirin kendisi bize bir kez daha hatırlatıyor ki bence gören şair, yaşayan şair ve işte çağ tanıklığın bir şeyi. Yani bunun için ayrıca tebrik ederim. Rica ederim. Yani ben bu şekilde daha da güçlü bir sesle okuyabileceğimi sandım ama değil. Yani haberlerde yine savaşı görüyor olmak, savaş bitti, savaş bitti, savaş bitti diye. Yani o kadar trajikomik ki. Bu bir grafiti değil, neon pembesiyle yazılan bir şey değil, savaş olduğunu, ne olduğunu. Maalesef en çok kadınlar anlıyormuş ki, Balkanlara gittiğinizde bunu çok sert yaşıyorsunuz. Yani çok sert yaşıyorsunuz. Özellikle Balkanlı olarak mezar taşı olmayan bebekler, tecavüz bebekleri tek bir tecavüz bebeği tek başına bence maalesef çok fazla şey anlatıyor. Ve olmamasını diliyorum. Olmaması için de kamuoyu olarak elimizden yeni yapmalıyız. Ne yapabilirsek tabii. Masa kalabalıktı. 8 Mart 8 Şair Kadın buluşmasıydı. Yalnız işte pandemi koşullarından dolayı sevgili Duygu ve Bestenaz aramızda olamadı. Dolayısıyla biz şöyle bir şey yaptık. Onlarla bir araya gelmenin koşullarını bir şekilde ayarlamaya çalıştık ve Duygu'yu ve Beste'yi gene aramıza bir şekilde dahil ettik. O yüzden şimdi biz bırakacağız, Duygu devam edecek burada. Herkese merhaba. Bedenlerimiz üzerinden ötekileştirildiğimiz, şeyleştirildiğimiz, sömürgeleştirildiğimiz daha doğrusu bu falus merkezli dünyada durmadan artan trans ve kadın cinayetlerine ve tüm eşitsizliklere karşı başta alanlarda ve akademilerde mücadelemize devam edeceğiz. 8 Mart'ımız kutlu olsun. Annemi kanattım, duygularını parçaladım, öyle doğdum. O sabahı başlatan su güzeldi, ben çok korktum. Delilik içindeydi dünya. Acılar incecikti şah damarımda. Büyüdü durdu leke. Lalelerin kırmızısı ilk tanıdığım renkti. Anlamı yoktu sanki. Gürültülüydü yaşamak dedikleri. Ne önemi olabilirdi vapur düdüklerinin, insanları loş bir kente karışmanın. Büyütecekler beni. Şarkılar söyletecekler. Sevindiğimi sanacaklar ama bir aşkı diğerine eklerken tökezleyecek, ben düşecek öğrendiğim yalanların üstüne. Bir zamanlar koşturduğum sokaklar sıkıntılı. Çok uzakta köşedeki bakkaldan aldığım şenlik. Çok şey unuttum ama aklımda mahallenin delisi. Bir de gökyüzüne açılan havan. Bir de sığmıyorum. Haziran hızıyla gidiyorum. Vardığım her yere kar yağıyor. Benden yorgun savaş. Ayaklarım kesiliyor o yerden. Ayrılıyorum aranızdan. Sonunda dışınızdayım. Arada kaynadı ama ben tekrar oraya geri dönüş yapayım, denge oradan konuşalım. Yani Yasak Meyve komşu yayınlarının kitapları, işte Çağla'nın da hakeza. Çok eski zamana döndüreceğim seni. Çünkü hem rengiyle hem de Kraliçe Bakire kitabıyla 2000 kaçtı? 2012'de çıktı. 2012, yani bir 10 senelik. Evet, 10 senelik.
bekleme hali diyeceğim. Kraliçe Bakire o zaman 2012 yani 2000'lerin artık onlarına sirayet eden zamanda gene de tırnak içinde edebi kamunun ne oluyor, bu isim nasıl girdi bizim şiirimize diyebildiği tepkiler aldı. Çok net hatırlıyorum oradaki sıkıntılı zamanlarını ve bir taraftan da çok şenlikliydi. Yani, evet. Başarılı bir eylem dediğini başarılı. Tamam, söylemek istediğimi tamam kapatıyorum burada. Sen o eylemin devamını getir istiyorum o süreçten sonra. Yani şiir antolojimizde erkek şairlerin kendi ilk yapıtlarını falan genellikle işte kapı dışarısında bıraktığını falan biliyoruz ama ortak bir kanı oluşuyor ki şair kadınlar ilk kitaplarına gerçekten çok sahip çıkıyorlar ve o demlenme süresi, bekleme süresinin muhtemelen yıpratıcı boyutuyla beraber ortaya gerçekten inandığımız eserler çıkıyor. Bizi biz yapan bir toplam çıkıyor ortaya. Ben bu hikayenin biraz böyle başladığını ve Kraliçe Bakire'ye kadar geldiğini düşünüyorum. Şairlerin özellikle ilk kitaplarıyla ilgili problemleri olduğunu bilen biriyim. Ve endişe etmiştim açıkçası. Aradan bu yayınlandıktan birkaç sene sonra düşünmeye başladım. Ne zaman pişman olacağım, olacak mıyım acaba? Ama şöyle bir şey var, ben bu kitaba çok saygı duyuyorum. Bunu yazan kadına çok saygı duyuyorum. Bu yüzden hiçbir zaman, yani ona yabancılaşsam, o kadına da yabancılaşsam bile ona saygımdan, bu kitaptan nefret edip bundan utanamam asla. Bu çünkü yazmaya karar verme anım zaten bir eylemle başladı. Okur olarak bir şeyler gördüm, bir problem keşfettim ve bu problemi ne yaparak giderebilirim düşündüm. 16 yaşındaki bir kız olarak hani düşünürseniz, şimdi ukalaymış gibi gelmesin ama yani. Bir mücadeleye giriyorsun ve bir eylem bu benim için. Neticesinde işte hatırlıyorsun zaten bayağı da çeşitli şeyler yaşadım. Özel hayatımda da yaşadım. Yani arkadaş çevremden işte hatta birileri tehdit etti. Parmaklarını kırarız senin hani bir daha böyle şeyler yazamazsın diye isterseniz. Ama ben utanmıyorum. Utanacak da bir şey yapmadım. Gurur duyuyorum hatta. 16 yaşında taşrıda yaşayan bir kadının ve bir kadın adayının mücadelesi, bir fark edişi ve bununla bir mücadeleye girişmesi bana gurur veriyor. Belki edebi, yani zaten iddiam o yaşta da zaten ne yazmak istiyorsan, dünyanın en önemli şiirini yazacağım diye yola çıkmıyorsun ama ben iyi bir şey yapmak istiyorum. Benden sonra gelecek birileri olursa, İnsan birey olarak, yani bir şair kimliğiyle değil de birey olarak birileri bir şeyler yapmak isterse bir adım da ben onlar için atmış olayım gibi kendi kendime böyle bir sorumlulukla çıktı. O yüzden saygı duyuyorum. Her zaman duyacağım yani. Uzaklaşsam da. Ya uzaklaştığını düşünmüyorum. Çünkü oradaki şiir zaten uzaklaşmadığını gösterecek bize. Paylaşırsan. Bu şiir okuyorum. Bu daha önce çevrimiz işte yayınlanmış bir şiirdi. Sular aşağı aşağı, Bengü yukarı yukarı. 30'unda yeniden doğmayı deneyen bir çocuksa için başlangıçta söz değil yutkunma vardır. En büyük acın yine de süslü bir ayraç olarak kalacaktır. Annem bir zamanlar anneydi, babam da baba. Rakının son damlası oyuncak bir koyuna damladığında. Yavrum senin baban yok, baban hiç olmadı ve sen bir peygamber bile değilsin. Acaba hangi renk ojemi silecek başka bir kadın? Sonra yıkayacak beni nezaketsizce. Halam olsa sular aşağı aşağı derdi. Bengü yukarı yukarı. Şimdi sularla beraber ben de. Her pencereden damlar kederin. Anısı yoktur suyun, karın, nefesin. Anlarsın serin eser göğsünü annesizliğin. Bir battaniyem var, 6 ev gezdi. 6'sı da bana ait değildi. Bir fincan karanlığınızı almaya geldim. Sadece ellerim gerçek. Anneler ne isteder? Karnında yeni ön yargılar, yeni zayıflıklar, yeni korkular. Bir karna kaç yeni sığar? Yeni bir kalp, yeni bir burun, yepyeni ayaklar. Her zaman doğru cevapları alamasak da doğru soruları soran kadınlardık. Babaların ve hükümetlerin dikine gidip bir ofis kapısını ilk açan olmak için 4 vasıta değiştiren, sigarasını kendi yakıp kendi saçını okşayan, yürümekten, yalnız yürümekten, gece yürümekten korkmayan, hiçbir zaman yenilmeyecek kadınlardık. Yenilgi bir yanılsa mıdır? Belki de babalarımız en çok bu yüzdü. Biz babalarımıza ihtiyaç duymadık.
eylemin devam ediyor. Evet. İlk kitaplarda genellikle zaten hani baba hesaplaşması, yani otoritenin kim olduğuyla alakalı muhtemelen. O otorite sonra işte devlet gibi davrananlar. Ama ilk çıkış noktası herhalde baba figürünün, evet, babanın... Baba aslında toplumsal bir şeydi. Yani sadece bir baba figürün değil, genel olarak toplumu da temsil ediyor. O hükümet de ona giriyor. Otoritenin kendisi ve kitaplar genellikle evet daha sıcak temasta o hesaplaşmayı da taşıyor. Kadın yazınına baktığımızda, yani bu sadece şiir için değil. Tabii şiirdeki itiraf şeyi bizde hep hafiyelikle bakıldığı için acaba ne yazmış? Çünkü bu kadar tasarruflu bir alan içerisinde kendine dair neyi ifşa etmiş acaba şeyi? Maalesef ki bu okur için böyle yapıyor diyemem ama şair kamusu içerisinde yanlamasını ve dikey hareketlilikte bununla çok karşılaşıyoruz. Besten Askaraca işte dönem itibariyle gene eğitim mazeretiyle bugün aramızda olamadı. Dolayısıyla şimdi Beste Naz'ın bizim için, buradakiler için ve sizler için söylediği cümlelerle buluşacağız. Söz onda. Geçtiğimiz gün Bell Hooks'a ait bir alıntıya denk geldim. Adalet olmadan sevgi olmaz demiş. Biz o kadar büyük bir adalet yoksunluğunun içerisindeyiz ki tetikte olmadığımız bir halin hayali bile mümkün değil. Çünkü öldürülüyoruz ve bu artık sert bir ifade değil, bu bir gerçeklik. Ama gökten uzanan kocaman bir elin bizim için adalet dağıtmayacağını da biliyoruz. Bu yüzden beraber inanıp beraber mücadele ediyoruz. Evet, dünyadaki herkes kadar yaşam hakkı olan ve buna rağmen canı yakılan, toplumun araçlarıyla köşeye sıkıştırılan, hayattan ismi silinip sayıya dönüştürülen her kadın için çok üzülüyoruz. Ama bir taraftan bu mücadeleyi ileriye taşıyan şey de o hisler oluyor. Beraber yaptığımız işler, birbirimizle konuşmalarımız, yazdığımız şiirler oluyor. Eğer sayıyla harfin mücadelesiyse bu, biz harfin kalelerini koruyoruz. Ve bu yüzden bütün bunları beraber yaptığımız için er ya da geç orada bir yerde başaracağımızı, özgürlüğü kazanıp adaletle kavuşacağımızı biliyorum. Yani aslında sevginin kazanacağını biliyorum. Ye. Şimdilik bu türlüsü ye'dir. Peynirimiz tuzunda erimemiştir. Ekmeğimiz zamanda ufanmamıştır. Umut dağıtan dev bir sükunet vardır. Şimdilik bu türlüsü dediğim ye'dir. Gözlerimiz kadeh tokuşturmamıştır. Elimizden düşenler kırılmamıştır. Belki henüz bir taş olsun tutmamışızdır. Sineye çektiklerimiz kadarız. Buna çok inanmışızdır. Millet fellik fellik gaslar ararken biz damağımıza kadar eflatun, limağımıza değin magentayızdır. Ama unutmamışızdır çizmesine davrananları, bakkala çakkala gitmekleri ya da yamulan tavaları, tencere kapaklarını ve tavından sual olunmaz şehir fırınlarını. Başımızdan insan olmak geçti bizim. Bunu elbet unutmamışızdır. Şimdilik bu türlüsü ye'dir. İç tepi kandırılmıştır artık. Tözü sezen o güzel göz, yalana en çok çanak tutan, talanı bileğine halkalayandır. Göçmenlikten gelir bu bilgi. Bir fırtına kuşu olsaydı o göz, derdini bulup kör olurdu. Bu dediklerim oradan anlamsız görünüyorsa, belki de orayı değiştirmek gerekiyordur. Her gün ağırlığınca bilezik takılır kızın koluna. Dimdik taşır onu sevgilisinin yanına gider, oturur yemek yer. Sınıfta el bile kaldırır, söz alır. Her gün bileziklerine bakar bakar aldanır. Bir sabah taşıyamaz olur, gecesine taşlanır. Şimdilik bu türlüsü vardır. Biriktikçe birikir insanda çukur. Çukurda insan da birikir. Çipil çipil de kırpmaksız, ığıl ığıl ama akmaksız. Biriktikçe birikir felakette muştu. Muştu da felaket de birikir tabii. İnsan diye ansıdığımız, doğurduğumuz ve uğurladığımız, bütün bunlara öteden bir bakış değildir de nedir? Bu dediklerim oradan anlamsız görünüyorsa, belki de orayı değiştirmek gerekiyordur. Çünkü artık bu türlüsü ye değil. Petek Sen Arakat seslerinden, evet, kitaptan
bir şiir. Evet, bu sefer ilk kitaptan Kadınlar Baladı şiirimi okumak istiyorum. Kadınlar Baladı. Gece haplarındaki melankoli, diken acısı. Rastgele seçilen müzik, sızıya alan su. Sabaha kadar konuştuklarımızın replikalarında, darp izinde diş izi ve muammalı olay örgüsü ve sırtımda bekleyen yük ve göğsümde biriken sütle ben ayrıyım. Sıvandı kollar bir kere, aşkta ve kavgada gerektiği kadar. Ten gölgesine yutturduğunuz, zapla geçilen haber başlıklarında önemsenmeyen, kırık dökük şeyleri onarma şerefine ben nail oldum. Kadınlar ilişki değil, bağ kurar. Bu bağlamda tanıklık ettiğimiz ilk eser, avuç içlerinde ter bezlerinin nöbeti. Bütün barbarların nezninde ana akım hileli zarlar. Göz çukurunda beliren yosunların hafifliğinde duy ve duyum arasındaki tını. Kök saldım, buradayım. Kök saldım, alışın köküme. Vazgeçmem mümkünsüz. Büyüyor köklerim toprağın rahminde. Neden satır başı dendiğinde bir suç aleti düşünmeyiz? Susturucu kimlikler ve basmayın ve yaymayın medya kartelleri. Yobazlar ve hokkabazlar. Anadolu'nun bağrı yanık, kavruk tenli, el değmemiş delileri kanlı eylemler için iste ellerini, bahsi geçen oramız buramız, ağızlardan çıkan sözlerle hırpalanırken, ellerle, gözlerle kurduğunuz basınç, mideden köpüren kusmukla lavabolar aksın. Elin mazeretiniz ve iyi hal indiriminizin karşısında, dişil tedirginliğin konuşulduğu zulada, karakter erozyonlarından ve altında kaldığımız duygu lezyonlarından ve domestik linçten ve sosyal linçten ve insan işte çekilir mi sorusundan, hurda yığını gibi ezilen mağdura karantina eziyetinden, bu zehir tohumu habitatı düzeltememekten çıkalım. Şansımı kaybettim girdabından. Sesini yün eğirir gibi eğitir insan, mücadele ederse. Bütün gün bir istasyondan diğerine, tünellerde kaybolan seslerden bir anda çıkılan, yarasız, tırnaksız, koşulmayan araziye, rahmimde taşıdığım koç başıyla dikleniyorum. Evet, zedelenmiş ruhumda çığlığımdır öz savunma. Şeklinde bir diklenme. Evet, diklenmeyi örnek oldu. Ağzına sağlık. Ben şeyi tamamlayalım mı? Hafıza. Annem evde yaşlandı. Babam firari. Anne, evladın delirdi. Anne, yoruluyorum market raflarında süt ararken. Pedim bitiyor, yenisini almıyorum. Umarım önümüzdeki ay kanamam. Anne, kadınlığımı senin yüzünden sevmedim. Bu yüzden etek giymedim. Bacakların güzel değil dedin. Çarpık kalbimi görmedin. Oyuncak tiranı hasettim. Uçurtma uçurma hevesim. Mesela yanmıyor canım eskisi kadar. Bazı çocuklar böyle mi kadın oluyor babalarına kızarak? Öğrenilmiş ahlarımızı ve zaaflarımızı babalarımıza verelim. İstememeyi Tanrı değil babam öğretti. Kesip ellerimi bilekten babama hediye ettim. İstediğin gibi. Artık hiçbir şey istemiyorum baba. Tanrısız yok olunabilir mi? İnsan yeniden yaratılabilir mi? Kendinden kırılabilir bir insan istediği zaman. Kalabalığın içinden seçemiyorum babama. Dün gece öldürdüm annemi. Sormadı nedenini. Annemin günahını temizledim. Yazdım taşına onun adına. Bir taşım olacaksa şöyle yazsın mesela. Sıfır araç pozitif kanadı. Siz siz olun, bengi olmayın. Bu kadın 30 oluyor. 30 yaşında bir kadın hiç uçurtma uçurmamış olabilir mi? Uçurmaya dair bir şey söylemek istedim ve kaldım yani. Uçurmadan içimde fark ettim. Bu şiirler özelinde giden bir şey var yani. Başından beri konuştuğumuz aslında o sorular bizim sorularımız ve temize çekiyorum şu an. Yani geriden getirdiğim Betül'ü de temize çekiyorum. Böyle bir arındırıyorum onu. Eksiğini görüyorum, zaafını görüyorum. Geçmiş zamanlardan şu ana kadar getirdiğim insanı. İyi ki varsınız yani. Bu çok benim için özel bir an oldu bu buluşma. Çağda, senin duvarda çıkan şiirini. Uyanır bakarım. İki mememden biri. Bıraktığım yerde mi? Derin dondurucuda, yoğurt mayasında, bebek mamasında. Farkı yok birbirinden hiçbir sabahın. Dört nana topuklu ayakkabı. Dünya markalarıyla gizlerken ağrımı. Anlamak her çağda ayrı bir lanet.
Şuna ben de kanabilirdim elbet. Emeklilik gerçekçi bir hedef ve modern dünyada Amazon alışveriş demek. Anlamak bir lanet. Boşuna uğraşmasınlar. Hiçbir şirket doktoru kandıramaz beni. Vitamin değil bunlar. Testosteron iğnesi. Biliyorum. Onlara en az bir mememi kestim. Savaşırken kanamıyor görünen yerlerim. Şiirin adı mitoloji değil. Aslında tamamen mitolojiye gönderme bir şiir. Amazon. Evet. Bugün için bir araya geldiğimizde bir başka sürpriz oldu. Sevgili Loli de burada bize katıldı. Ve hem kendi şahsiyetinde hem de Gülten Akın'la bizi buluşturacağı için ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Gerçekten sürpriz oldu. Hem burada oluşun hem bu buluşmaya katkın. Dilersen senden şiiri alalım. Zannediyorum başka bir çalışmada da... Evet, çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Gülten Akın'la alakalı bir yazımız Meksika'da bir portalda, edebiyat portalında yayınlanacak. Ona mukabil bu şiiri seslendirmiştim. Ona dair bir yazı da yazmıştım. Okuyayım isterseniz. Çok seviniriz. Günün anlamına, önemine binaen. Gülümserdim. Karanlığı sevmem. Ben olsaydım akşamın bütün ışıklarını yakardım. Odaya dışarıdan bakıyorum. Bir kadın hemen kalkacakmış gibi koltuğun ucunda. Yandan eğilmişsin. Yüzün yüzüne yakın. Elin kadının omzunda. O ben miyim? Nice eski ki unuttum. Öyle diyor kadın başı önünde. Senden yoruldum. Belki diyemezdim ben olsaydım. Küçük küçük gülümserdim belki. Belki elini tutardım. O da çok karanlık. Ben olsaydım akşamın bütün ışıklarını yakardım. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bizim için bir gerçekten ışıklık, aydınlık bir zaman oldu. Hepinize geldiğiniz, burada olduğunuz için, varlığınız için teşekkür ediyorum. Ayrılmadan ben de bir şiirle veda edeyim o zaman. Ve ben burada isteyerek sarışınların, arsızların ve kutsanmışların Tanrı eliyle pay edildiği bir yerde kaldım. Zannettim ki korur beni, sureti Yusuf, yazgısı zar olan bilek. Vaktiyle anladım, bir yanılgıydı ruhanın kalbindeki ateş. Ah, sevebilirmişim gibi bir ölüyü, cezalandırıldım sabrıyla o düşkünün. Artık safirdim ve lanetlenmiş bir melek. Ilık bir acıydı, bunu zamandan çıkardım. Buydu gölün kara niyeti. Beklediler dilimdeki hüner tükensindi. Yaktılar kandili bilmezmiş gibi yaranın huyunu. Büyüyordum o sırlı ağaçta, yaranın kendi olarak. Çok şey çözüldü. İlkin ilmeği kalbimin. Sonra bir rubai gel dedi gövdemin içine. Sen nasıl ki hayalsin ve kalmayacaksın geriye. Bu kanat, istedim her şey olsun kalbimde. Yetmedi. Bu kanat böyle derya içinde. Sordum efkârı ile o meczup ağzın. Uçmak için bir bana mı dar geldi evren? Evrenimiz çok geniş. Kutlu olsun. 8 Mart. Birlik, dayanışma ve mücadele günü. Dünyanın bütün şair kadınları birleşin diye yazmıştık oraya. Öyle olsun.